Peki şimdi IŞİD'in özellikle Irak'ta yaptığı uygulamalara, kanlı eylemlere baktığımız zaman özellikle Haziran ayında çok kanlı bir tablo söz konusu. Yani 1800'den fazla ve de büyük bir çoğunluğunun da Sünni Müslümanların oluşturduğu insanların ne yazık ki katledildiğini görüyoruz. Bir yandan da Irak'ın kuzeyinde Ezidi azınlığa karşı çok büyük bir baskı, köleleştirme, buna benzer rehin alma, cari olarak tutma gibi pek çok da insanlık dışı uygulamada yine uygulanmış vaziyette ve IŞİD tarafından da devam ettiriliyor hala bunlar. Bütün bunlara bakarsak yani IŞİD ya İslam'ı kabul edin ya da köle olun veyahut da ölümü göze alın gibi bir zorlamayla acaba veyahut da herhangi bir başka bir dini grup üzerinde bu tür bir zorlama yapma şansı var mıdır? Yani İslam'a göre İslam zorla başka bir gruba, başka bir Tabii. dinden insanları kabul ettirmek söz konusu mudur? Tabii. Evvela şunu söyleyeyim. Kur'an'daki çok açık ayetlere göre hiç kimseyi Müslüman olmaya da zorlayamazsınız. Hatta Müslümanken İslam'ı bırakırsa, hani dinden döndü diye, hani bizde mürtet katli gerekir diyorlar ya. Yani mürtettir diye de kimseyi öldürmeye kalkamazsınız. Çok açık. Bakara suresinde ayet var. Dinde zorlama yoktur. Açık. Yine Gâşiye suresinde peygamberimiz de işte gerçekte yalan birbirinden ayrılmıştır. Sen yani kimsenin üzerinde zorba değilsin diye. Bakara suresinde, Gâşiye suresindeki ayette bunlar belirtiliyor. Yani dinde zorlama olmadığını, peygamberin baskıcı olmadığını söyleyen ayetlerin yanında Kur'an'da namaz, oruç, zekat, haccın anlatıldığı birçok yer var. Hiçbirinde bu ibadetlerin zorla yaptırılması geçmiyor. Biliyorsunuz şu anda yani bu tip ibadetlerin de yani namazın zorla kıldırılması gibi uygulamaları da var. Bazı grupların. Kur'an'da hiçbir yerde bunların zorla yaptırılması geçmiyor. Diğer taraftan Kur'an'da İslam'a inanırken İslam'dan dönebilecek insanların olduğu geçiyor. Hani şimdi günümüzde bildiğimiz mürtet kavramı. Kur'an onları bu hal üzere ölürlerse ahirette hiç hoşlanmayacakları bir karşılık alacaklarını söylüyor. Dikkat edin. Yani siz bunları alın bulun öldürün demiyor. Bu hal üzere ölürlerse Allah ahirette zaten karşılığını verir. Yani Müslümanken İslam'dan dönen bir insanın. Bu ayette de gördüğümüz gibi o kişi o hal üzere ölmesi geçiyor. Yani demek ki belli bir süre o hal üzere de kalması gerekiyor şahsın. Ve yine bunun yanında Kur'an'da bir tek yerde bile İslam'dan dönenlerin öldürülebileceği şeklinde en ufacık bir ifade yok. Buna da aykırı birçok ifade var. Her yani sonuçta bu dinden öldürülenin veyahut da başka dinden olanın öldürülmesi şeklinde ifadeler tamamen facia. Hele İslam'ın içinde böyle mezhepler şeklindeki bir şeyle ayrılanları, onları katletmeye yönelik bir şey ki duyuyor şu anda bazı uygulamalarda. Sen Sünni misin, Şii misin diye insanlar ayrılıyor. İşte sırf Şii diye öldürüldüğü geçiyor mesela. Böyle bir şeyi de İslam'ın kabul etmesi mümkün değil. Yani İslam'a göre bir ateistin de, Yezidinin de, Mürtedin de, Yahudinin de, Hristiyanın da hayat hakkı olduğu gibi İslam'ın içinde farklı görüşlere sahip olmuş insanların da elbette ki hayat hakkı vardır. Hiç kimse onların fikrinden dolayı canını alamaz, onları öldürmeye kalkamaz. Bunlar çok açık Kur'an ayetleri. Fakat burada da bizim geleneğimizde ne yazık ki bunlar bu tip uygulamalara karşı çıkanlar olduğu gibi İslam düşüncesinde bazı mezheplerin içinde görüş olarak bu uygulamalar girmiş. Bunu da söylememiz lazım. Hani bunlar şu anda bu örgütle ortaya çıkan şeyler değil. Yani biz sadece tek bir orada bir resim var, bir örgüt var. Onun yaptığı uygulamalara karşı olursak yine dediğim gibi bu çok basite almış oluruz olayı. Bizim bu yanlış İslam algısını evvela, İslam'ın içindeki bu yanlışları içten eleştirerek düzeltmemiz lazım. İçten eleştirerek de düzeltmeye çalışmamızın önemi şu. Çünkü biz bunları içten eleştirerek düzeltmezsek Batı'da işte İslam budur diye İslam düşmanları, ateistler, Hristiyan misyonerler, İslam'la bir alıp veremediği olanlar bunları zaten istismar ediyorlar. Biz bunları kendi iç dünyamızda eleştirmediğimiz sürece evet bunlar gerçekten İslam demiş oluyoruz. O yüzden Müslümanların gerçekten İslam'ı iyi bilen özellikle Müslümanların bu konudaki hani din felsefecilerinin, kelamcıların, tefsircilerin, hadisçilerin, fıkıhçıların bunların hepsinin bu uygulamaların İslam'la alakası olmadığını, İslam düşüncesindeki bu tip yorumların yanlış olduğunu sesli bir şekilde öyle kısık bir sesle değil ifade etmeleri lazım.